Yeni bir videodan herkese merhabalar. İnsanlık tarihi günümüze kadar olan sürecinde salgın hastalıklardan dolayı birçok yıkım yaşamıştır. Kolera, çiçek hastalığı, kızıl ya da diğer adıyla kızamık, İspanyol gribi ve veba bunlardan sadece birkaçıdır. Bu videoda da veba ya da diğer adıyla kara ölüm olarak bilinen ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan bu salgın hastalıktan bahsetmeye çalışacağız. Yıl 1347. Tarihteki birçok savaştan daha fazla can alacak olan kara vebanın ilk kurbanları görülmeye başlanıyor. Ve sonrasında 75-200 milyon arasında insan bu hastalıktan dolayı hayatını kaybediyor. Geriye ise yalnızca sefalet, kıtlık ve çaresizlik kalıyor. Salgın ilk olarak Çin ve Orta Asya dolaylarında ortaya çıkıyor. 1340'lı yılların sonlarına doğru ise iki şekilde Avrupa'ya yayılıyor. Birincisi, Asyalı tacirlerin Çin'den satın aldıkları vebalı kürkleri Avrupa'da satmak amaçlı getirmeleriyle olmuştur. Ve bu salgının yayılmasında aynı zamanda gemide yaşayan ve Asya'dan Avrupa'ya giden ticaret gemilerinde bulunan farelerle pirelerin de etkisi olduğu söylenmektedir. İkincisi ise aynı dönemde Kırım'da bir ticaret merkezini kuşatan Moğol ordusunun vebalı cesetleri mancınık kullanarak bu ticaret merkezinin içine fırlatmasıyla yayılmaya başlamıştır. 14. yüzyılda salgın büyük ölüm olarak adlandırılmıştır. Fakat daha sonraları kara ölüm, kara veba ve büyük veba salgını gibi değişik isimlerle anılmaya başlandı. Kara veba ve kara ölüm gibi isimleri alması hem hastalığın tanımlanması için hem de kasvetli, sıkıntılı gibi bir anlamı taşıdığı için konulmuştur. Yersinia pestis isimli bir bakterinin taşınması yoluyla bulaşan bu hastalığın en karakteristik özelliği ya da semptomları vücuttaki şişlikler ve morarmalardan dolayı vücut derisinin kararmasıdır. Bu nedenle de kara veba gibi isimleri aldığı söylenmektedir. Hastalığa yakalanan insanlarda titreme, ateş, kusma, nefes darlığı ve iç kanamalar gibi çeşitli belirtiler gözlemlenmiştir. Salgının dünya genelindeki nüfusun üzerinde inanılmaz bir etkisi olduğu aşikar. Ancak bunun yanı sıra geride kalan insanlar üzerindeki etkisi de yadsınamaz. Bu salgının sosyal bir yıkım getirmesinin yanı sıra psikolojik etkileri de yüzyıllarca devam etmiştir. İnsanların artık var olan otoritelere güveninin kalmamasının yanında sosyal anlamda aktiviteler bitmiş, insanlar birbirleriyle iletişim kurmaktan korkar olmuş, bununla birlikte üretim, ticaret gibi birçok ekonomik faaliyette aksamıştır. Kara ölümün Asya'da çıkmış olması ama Avrupa'da daha hızlı bir şekilde yayılmış olmasını birçok araştırmacı şu nedenlere dayandırıyor. O dönemde Avrupa sokakları inanılmaz kirliydi. Çöpler birikiyor ve sokaklar boyunca uzanıyordu. İnsanlar da yeterince yıkanmıyorlardı ve kişisel temizliklerine önem vermiyorlar ya da sefaletten yeni yeni çıkmanın da etkisiyle gerekli önemi gösteremiyorlardı. Bu sebeple de virüs Avrupa'da daha kolay yayılma imkanı bulmuştur. Salgının kıtlıktan hemen sonra yaşanması Avrupa'da nüfusun yarısını yok etmiş ve Avrupa'nın kendini toparlaması en az 150-200 yılı bulmuştur. Bu salgının dünya tarihinde yer alması ve bize öğretmesi gereken birçok sonucu vardır. Salgının ortaya çıkmasında insan faktörü yer alırken yine yayılıp hız kazanmasında da bilgisiz, düşüncesiz ve cahil insanların verdiği kararlar olduğunu görüyoruz. Nitekim kara vebanın en yoğun yaşandığı dönemlerde birçok insan hurafelerle öldürülmüştür. O zamanlar insanlar derileri hava almazsa vebanın kendilerine bulaşmayacağına inanıp uzunca bir süre yıkanmamışlar, büyücülük, cadılık yaptığı ve hastalığı yaydığı düşüncesiyle birçok insanı öldürmüşlerdir. Yine hem cadılara yardım ettiği düşüncesiyle birçok masum insan katledilip, kedilerin de cadılara yardım ettiği düşüncesiyle onlar da öldürülmüştür. Vebanın asıl çıkış kaynağı olarak görülen fareler ve sıçanların sayısı, kedilerin de öldürülmesiyle artmış ve veba inanılmaz bir şekilde artmaya başlamıştır. Sonuç olarak büyük bir yıkım getiren bu kara vebanın büyümesi, elbette birçok hastalıkta da olduğu gibi insanların bir panik havası yaratmaları sebebiyle gerçekleşmiştir. Tabii şunu da eklemek gerekir ki, alınan tedbirlerin ne denli doğru olduğu insanlara net bir şekilde aktarılmalıdır. Günümüzde komplo teorisi olarak adlandırdığımız şehir efsaneleri ve gerçeklerin ayrımı iyi bir şekilde yapılabilmelidir. Ki insanlar onlara inanmasın ve tam tersi bir etki yaratmasın. Yeni bir videoda farklı bir konuyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.